İkizkenar üçgen tepe açımız 20, geriye 160 kalıyor. 2'ye bölersek taban açılarımız 80. Tabanlar paralel. Burası 80 ise burası 180'i tamamlarsak 100. Burada da bir ikizkenar var. Tepe açım 100, taban açılarım 40. Şurada 0 unutmuşuz. Evet, 80, 40 daha 120, buraya 60 derece kalıyor. 60, 90, x, 30. A ile C'yi birleştiriyorum. A, D, C üçgeni ikizkenar, tepe açısı 100. O halde buralar 40'ar derece. A, B, C üçgeni de ikizkenar çünkü yükseklik aynı zamanda kenarortay. 100 ise karşılıklı açıların toplamı 180 olacağı için bakın şuraya da 40 kalıyor. Bu da açıortay olacak ikizkenar olduğundan. 20, 20, 20, 90, x, 70. Bu açıları A, bunları da B diyorum. EBC üçgeninde 2A artı B ve 75, 180 yapıyor. Dolayısıyla 2A artı B 105. BFC üçgenine bakalım. Burada da A artı 2B'nin 90 olduğunu görüyoruz. B'leri yok etmek için üsttekini eksi 2 ile çarpıyorum. Ve hemen şuraya yazıyorum. Eksi 4A, eksi 2B, eksi 210. Topluyorum. 2B'ler gitti. Eksi 3A. Eksi 120. A eşittir 40. A 40 ise şurası 80 yapıyor. Buralar paralel olduğu için açıların toplamı 180. Dolayısıyla x 100 derece. Bu açılara alfa diyorum. Paralellik olduğu için tabanlarda iç ters açı burası da alfa. Bakın alfa alfa ikizkenar yani burası da eşit. O halde ABC'de ikizkenar yamuk oldu. Yani taban açıları eşit. Dolayısıyla x de 2 alfa. İkizkenar var. Burası da 2 alfa. BDC üçgeninde 5 alfa 180. Alfa 36 ve x 2 alfa olduğu için 72 derece. Bu açıları alfa diyorum. İç ters açı burası da alfa. Alfa alfa ikizkenar oluştu. Yani burası da 6. D noktasından AB'ye bir paralel çiziyorum. 6 6 çünkü bir paralel kenar oluştu. Hatta eşkenar dörtgen oluştu. Burası da 6. Dolayısıyla burası da 6 oluyor ve burada da bir muhteşem üçlü durumu oluşuyor. 90 derece burası buraya eşitse burası da eşit olur. Demek ki x 12. Özel açılar. Hemen diklerimize iniyoruz. 30, 60, 90 ve 45, 45, 90 üçgenleri elde ettik. 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı yarısı, 6, 60'ın karşısı kök 3 katı. 6 kök 3 burada bir dikdörtgen oluştu. 6 kök 3 burası da 6 kök 3. İkizkenar dik üçgen, hipotenüs dik kenarın kök 2 katı, 6 kök 3'ün kök 2 katı yani x 6 kök 6.